Herkese merhaba, ben Merve, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu robalı elbisenin nasıl yapıldığını anlatacağım ve çok detaylı şekilde bir yapımını anlatacağım. Kumaş olarak 3 metre kristal krep kullanacağım. Bu model için oldukça uygun bir kumaş. Bu kumaşı kullanırsanız astar kullanmanıza da gerek kalmaz. Kalıp olarak da böyle bir robalı elbiseden yardım alacağım. Kumaşıma iki kat sermekle başlıyorum. Bu biraz kaygan bir kumaş, o yüzden kumaşı sererken biraz dikkatli olmak gerekiyor. İğneleyerek de ilerleyebilirsiniz. Elbisemin ön ortasını kumaş katına yerleştirmekle başlıyorum. İlk önce alttaki büzgülü kısmı yapacağım. Göğüs kısmında gördüğünüz gibi birazcık büzgü var. O büzgüyü elde etmek için kumaş katına birazcık çapraz olarak yerleştiriyorum ki büzgü için payım olmuş olsun. Kalıbımdan 15 santim kadar daha uzun yapacağım bu elbiseyi. O yüzden boyunu uzatıyorum ve 1 santim dikiş payımı vererek kesimimi yapıyorum. Arka büzgüm için ön parçamın aynısından bir tane daha kesiyorum. Üst roba parçamı ortadan ikiye katlıyorum. Önüne 4 santim katlama payı ekliyorum ve 1 santim dikiş payıma vererek üst parçayı kesiyorum. Aynı parçayı kullanarak arka roba parçamı keseceğim ama ön parçaya verdiğim 4 santim payı arkada vermiyorum. Sadece 1 santim dikiş payımı vererek kesimimi yapıyorum. Ve arka yakamı biraz daha yüksek yapıyorum, 3-4 santim kadar. Kolumun kat yerini kumaşımın kat yerine denk getiriyorum ve 1 santim dikiş payıma vererek kesimimi yapıyorum. Bu parçadan da toplamda 2 adet keseceğim.
üst roba parçalarımı birleştirmekle başlıyorum. İlk önce arka kısmını yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum ve gösterdiğim yerden dikiyorum. Ön parçalarıma verdiğim pat payını içeriye kıvırıyorum ve 1 cm dikiş payımı da 4 cm verdiğim payın içerisine kıvırarak patımı tamamlamış oluyorum ve gösterdiğim yerden de dikişimi gidiyorum. Patlarımı içeriye doğru kıvırdım ve incecik şekilde diktim. Son hali bu şekilde görünüyor. Arka ortamı da diktim ve ovarlığını çekip ütüledim. Patımı da aynı şekilde ütüledim. Patın içerisine tela da koyabilirsiniz. Ama ben koymadım, yani pek bir şey fark etmeyecek zaten küçük bir parça olduğu için. İliklerimi açacağım. Düğmelerim bu şekilde. İliklerimin yerlerini belirliyorum. Toplamda 3 adet ilik açacağım. Parçalarımı yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum ve omuzlarından dikiyorum. Düğme yerlerimi belirleyerek düğmelerimi dikiyorum. Büzgü parçalarım için gösterdiğim yerden en seyrek dikiş adımıyla dikiş gidiyorum ve bu parçaları büzüyorum. Daha sonra üst robayla arka ve ön parçamı birleştireceğim. Bu şekilde iplerin bir tanesini çekiyorum ve zaten otomatikman büzülmüş oluyor. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey, büzgü yapacağınız yerin başına iyice sağlamlaştırma dikişi yapın ki oradan ip çıkmasın. Diğer tarafında ipini uzun bırakın. Parçalar yüzleri birbirine bakacak şekilde iğneliyorum. Arka parça için de ön parça için de aynı şeyi yapıyorum ve gösterdiğim yerden dikiyorum. Kol kalıbımın bir tanesini taktım. Diğerini de kolumla bedenim yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. İlk önce her zaman olduğu gibi omuz dikişlerini birleştiriyorum. Daha sonra koltuk altı dikişlerini de birleştirerek kalan kısımları da bedene yediriyorum ve kolumu takmış oluyorum. Kolumu da taktıktan sonra bu şekilde gözüküyor. Şimdi tersine çeviriyorum. İlk önce koltuk altı dikişlerimi birleştiriyorum ve daha sonra da gösterdiğim yerlerden dikerek yan dikişlerimi de birleştirmiş oluyorum. Kol uçlarımı 2 cm içeriye katlıyorum ve gösterdiğim yerden dikiyorum. Eteğimi de sadece overlock kısmını içeriye katlıyorum ve dikiyorum. Yakam için biye kullanacağım. Biyeyi 4 cm olacak şekilde hazırladım. Biyeyi kumaşın verevinden kesiyoruz mutlaka. Takacağınız yerden kumaşın esnekliğine göre 2 cm kadar kısa olabilir. Biyemin ucunu katlayarak
Yakamın ucuna denk getiriyorum. Birazdan daha detaylı şekilde göstereceğim. Bu şekilde biyemin ucunu katlıyorum. Bu kısımda katlamak önemli biyenin ucunun temiz gözükmesi için. Bu şekilde ucuna doğru denk gelmiş oldu. Diğer taraf için de aynı şeyi yapıyorum ve kalan kısmı yakama yediriyorum. 1 santim pay vererek dikişimi yapıyorum. Biyemi diktikten sonra bu şekilde gözüküyor. Bu arada biyemi biyemle bedenim yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştirip diktim. Burada kalan artık kumaşı da yarım santimden biraz daha az olacak şekilde kestim. Şimdi bu kısımdaki parçayı biyeme yatırarak biyemden doğru bir çima dikişi gidiyorum. Bütün çevresi boyunca gidiyorum bu dikişi. Çima dikişimi de gittikten sonra bu şekilde gözükmesi gerekiyor. Yakamı bu şekilde çima dikişim içeride kalacak şekilde yerleştiriyorum. Ve yakamın temiz hali bu şekilde görünüyor. Dışarıdan herhangi bir biye görüntüsü olmayacak. Bu tamamen içeride kalacak. Ve bu kısmı da 1 santimden içeriye kıvırarak dikiyorum. Diktikten sonra biyem bitmiş oluyor. Ve elbisemin bitmiş hali de bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla dikiş videosuyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.